26 Kasım Pazar Yeni Şafak Yazarı Erol Göka Yazısı Unutulan Umut Psikolojisi Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkunuz. Ali İmran 102 Sizden öncekilere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Nisa 131 Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Çünkü kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden umudunu kesmez. Yusuf 87. De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." Zümer 53. Hayır işlerinde yarışır, korkuyla umut arasında bize dua ederlerdi. Enbiya 90 Havf ve reca, korkuyla umut arasında bulunan mümin, umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur. Hadis Müslüman bilincini inşa eden ana kaynaklardan da açıkça görüleceği gibi, korku ve endişe her zaman umutla birlikte alınmış. Yusuf Has Hacib'in Kutatku biliğindeki Raca birle halfını kanat sen kılın, umutla korkuyu kendine kanat kıl gibi kalıcı sözlerle bu bilinç nesillere aktarılmış. Endişe ve umudun bir arada zikredilmesi yanıltıcı olmamalı. Siyak ve sibak göz önünde bulundurulduğunda Allah'ın rahmeti nasıl gazabını geçiyorsa umudun da endişeye galebe çalması gerektiğine inanılmış. Hal böyle olmasına rağmen insan psikolojisi üstüne kafa yoranlarımız umutla hemen hemen hiç ilgilenmemişler dikkatlerini çoğunlukla endişe üzerine yöneltmişler. Buna sebep eğitimini aldıkları psikanalizin tezlerini endişeyi anksiyete temel alarak inşa etmesi, sempati duydukları Martin Heidegger'ın ve diğer varoluşçu düşünürlerin daha ziyade endişeyi anlatmaya çalışmaları. Bu nedenle ben de birçok yazımda ve Hayatın Anlamı Var mı isimli kitabımda analizlerimi endişe merkezi olarak yaptım. Mesela şunları söyledim varoluşumuzun niteliği sürekli endişe üreten bir yapıdadır. Böyle bir varoluşa sahip olmamız, biyolojik donamımızdaki sorunlarla, yetiştirilme tarzımızdan gelen dinamik problemlerle, baş etme becerilerimizdeki eksiklik ve hatalarla ve yaşadığımız dünyanın dertleriyle birleştiğinde, anksiyete, endişe, kaygı bozuklukları için uygun vasat ortaya çıkmış olur. Endişe korkudan farklı olarak bir şeyden, birilerinden, belli bir ihtimalden kaynaklanmaz, hiçten kaynaklanır. Kaygının kökeni bu dünyada olmak, daha doğrusu bu dünyada olamamaktır. Eğer isteklerimizi hayata geçirmek için çabalamazsak, yaşamanın gereğini yerine getiremezsek bu dünyanın bizden alınacağı, dünyasızlaşacağımız tehdididir. Dünyasızlaşma yaşamama, yani ölümdür. Bu anlamda anksiyetenin gerçek ölümle, ölüme doğru varlık oluşumuzla, faniliğimizle de sıkı bağlantısı vardır. Eskiler uykuya benzetirmiş ölümü. Arzularımıza göre biçimlenmemiş, çabalanmayan bir hayatta ilk önce ölümü akla getirir. Nasıl kaygı sayesinde insan değişik gailelere açılıyorsa, insanın faniliği de biteviye kaygıyı açar. Planlar, tasarılar, amaçlar bittiğinde, artık yenisi gerektiğinde ya da tehlikeye girdiğinde faniliğimiz çabuk ol, çabuk, yoksa ölüm geliyor diye bizi sıkıştırır. Şüphesiz bunlar gayet yerli yerinde ve isabetli tespitler ama bir süredir dönüp baktığımda bu tespitlerde umut boyutunun eksik olduğunu görüyorum. Umudun da tıpkı endişe gibi varoluşumuzun temeline yerleşmiş vaziyette olduğunu fark ediyorum. Nasıl belli bir nesne ve durumla ilgili korku ve kaygılarımız faniliğimizle alakalı varoluşsal endişeden köken alıyorsa dünya hayatımızdaki değişik durumlara yönelik umutlanmalarımız da varoluşumuzun önündeki özündeki umutla bağlantılı. Gerçekleşmeyen umutlarımıza, hayal kırıklıklarımıza rağmen her sabah yeniden yeni umutlarla hayatımıza yapışabiliyorsak hep bu hiç bitmeyen varoluşsal umut sayesinde. Umut ışıklarımız bizi umutlandıran nedenler bir bir sönebilir, boş çıkabilirler. Ama içimizdeki umut ateşi hep yanık ve uyanık kalır. Varoluşlu literatürde umutsuzluğu ölümcül bir hastalık olarak gören Kierkegaard'dan biri umudu bu şekilde dünyevi, gelip geçici, hakiki, temel, asli, mutlak olmak üzere ikiye ayırıp inceleme gayretleri var. Ama sadece umudun filozofu diyebileceğimiz Gabriel Mersel umut üzerine yoğunlaşmış. Bu çalışmalar yeterince yankı uyandırmamış. Sözü çok uzattım. Pozitif psikoloji okumalarım sırasında iyice anladım ki batılı psikoloji öğretilerini iyice öğreneceğiz derken inancımız ve kültürümüzün vazgeçilmez bir bileşeni olan umudu unutmuşuz. Marshall'ın geleceğin hafızası dediği umudu hatırlamaya çalışacağız inşallah.